Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mahiyete tarihi kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ve inkılap tarihine geçiş yapıyoruz artık. Konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti ve dünya. ÖSYM'nin en sevdiği konular arasında yerini alıyor. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. İlk önce ikinci meşrutiyetin ilanına sebep olan gelişmeden başlayacağız. Reval görüşmeleri hangi ülkeler arasında geçerişti? Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu görüşmeler ikinci meşrutiyetin ilanına sebep oldu. İddia ve teraki bu görüşmelerin önüne geçmek için yani görüşülen konuların önüne geçmek için ikinci meşrutiyeti ilan ediyorlar değerli arkadaşlarım. Yani meşrutiyet bir kez daha ilan edildi. Peki bu görüşmeler hangi ülkeler arasında gerçekleşti? İngiltere ve Fransa değil. Rusya Fransa değil. Almanya İngiltere hayatta olamaz. Çünkü bunlar düşman. Rusya İngiltere doğru cevabımız. Avusturya ve Rusya'nın arası bozuk. Cevabımız İngiltere ve Rusya olacaktır. Bunlar Osmanlı toprağı olan Makedonya topraklarında ıssat yapmak istiyorlar. İttihat ve Terakki bunun haberini duyunca meşrutiyeti bir kez daha ilan ettireceklerdir. İkinci soruya gidiyoruz. Bu amaç doğrultusunda ulusların herhangi Osmanlı Devleti'ne savaş açtığı söylenemez. Balkan ulusları bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı birinci Balkan Savaşı'nı başlatmıştır. Bu devletlerin temel amacı Balkanlardan Osmanlı Devleti'ni çıkarmak ve sınırlarını geçiştirmektir. Yani Rus kışkırtması da var. Unutmayın. Milliyetçilik Akımının etkisi de var değerli arkadaşlar. Tamam. Bulgarlar savaş ilan edecek mi? Edecek. Hatta en karlı devlet olacak. Yunanlılar olacak. Diğer devletler Sırbistan ve Karadağ'dır değerli arkadaşlar. Romanya ve Arnavutluk Osmanlı'ya savaş açmamıştır. Romanya 2. Balkan Savaşı'nda olan devlet iken Arnavutluk 1. Balkan'dan sonra Osmanlı'dan ayrılan devlettir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Dikkat! 3. soruya gidiyoruz. Mustafa Kemal'in bu dönemde aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim hayatını sürdürdüğü söylenebilir. Mustafa Kemal 1897 Dömeke Meydan Savaşı ile ilgili olarak Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşım küçük olmasına rağmen okula ara verip Bu savaşa katılmayı çok istemiştim demiştir. Şimdi kaç yaşında? 16 yaşında. Lisede olacak değerli arkadaşlarım. Malasır Askeri İdadesi. Osmanlı'da bir idadeye ne diyoruz? Lise diyoruz. Ortaokul, ilkokul, Harp okulu ve akademiler artık yavaş yavaş askerlik hayatına başlayacaktı. Cevabımız Balastır askeri İdadesi olacaktır. İdadi de Ömer Naci'den etkilendiğini unutmuyoruz değerli yani arkadaşlarım. Edebiyat alanında Ömer Naci'den etkilenmiştir. 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşen savaşa katılmak istiyorum Mustafa Kemal. 4. Sorumuz 1. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı'dan ayrılan son hazırlık hangisidir? Şimdi tekrar edelim konularımızı. Sırbistan ne zaman bağımsız oldu? 1878 Berlin Antlaşması ile. Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlıktır değerli arkadaşlarım. Allah mı? Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlıktır. Bak dikkat et. İlk isyan eden Sırbistan ilk ayrılan Yunanistan'dır. Hangi antlaşma hocam? Edirne Antlaşması ile. Tamam. Gitti gitti. Arnavutluk doğru cevabımız Karadağ. Yine Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştur. Bosna Hersek 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilmiştir. Cevabımız Arnavutluk olacaktır. İlk ayrılan Yunanistan son ayrılan Arnavutluk. Dikkat edelim. 5. sorumuz. Trablusgarp Savaşı öncesi İtalyan ve Ruslar arasında yapılan gizli antlaşma hangisidir? Bu devletler Osmanlı toprakları üzerinde egemenlik kurmak istiyorlar. Ve birbirlerine yardım edeceklerini söylüyorlar. Bükreş 2. Balkan Savaşı'nı bitirdi. 2. Balkan Savaşı'nı bitirdi. Londra 1. Balkan Savaşı'nı bitirdi. O nasıl bir la? 1. Balkan Savaşı'nı bitirdi. Rakoniki doğru cevabımız. Atina 2. Balkan Savaşı'ndan sonra 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la imzalandı değerli arkadaşlarım. Yunanistan. İstanbul 2. Balkan'dan sonra Bulgaristan ve Sırbistan'la imzalandı. Anlaşık mı değerli arkadaşlarım? Cevabımız Rakoniki Antlaşması olacaktır değerli arkadaşlarım. 6. soruya gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan gelişmelerinden hangilerinin anlaşma devletlerinin aleyhine gerçekleştiği söylenebilir? Şimdi ABD'nin savaşa girmesi. Anlaşma devleti dediği burada itilaf grubudur. Buna da dikkat edelim. İtilaflara bakacağız. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın olduğu tarafa bakacağız. ABD savaşa girdi. İtilafların yanına yer aldı. Bu aleyhine mi olur? Lehine mi? Tabii ki lehine olur. Bunu geçelim. Rusya'da. Rusya kimlerin tarafındaydı? İtirafların. E, savaş çıkmışsa, e, ihtilal çıkmışsa ve savaştan çekilmişse bu ne olur? Onların aleyhine olur. İtalya'nın blok değiştirmesi ittifaktan itilafa geçtiği için bu da lehine alınan kararlardır. Cevabımız B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Kendisine toprak verildiği için İtalya savaşta saf değiştirmiştir. Yedinci sorumuz. Yukarıda söz edilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? Enver Paşa komuta etmiştir. Sarıkamış harekatı başarısızlıkta sonuçlanmıştır. Buradaki amaç neydi değerli arkadaşlarım? Turancılık fikrini gerçekleştirmekti. Buradaki amaç Bakü petrollerini ele geçirmekti. Buradaki amaç kaybettiği toprakları geri almaktı değerli arkadaşlarım. Kanal. Burada Cemal Paşa'yı görüyoruz. Mısır geri almak isteniyor. Sonuç başarısız. Kafkas. Doğru cevabımız. Çanakkale. Osmanlı'nın en önemli başarılarından biridir. Cevat Çobanlı 18 Mart deniz kahramanı olarak bilinir. Seyit Onbaşı İngilizlerin gemisini batırmıştır. Ocean adlı gemiyi batırdı. Mustafa Kemal ben size tarih ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözüyle tarihe geçmiştir. Irak cephesinde Halil Paşa var değerli arkadaşlarım. Kutül Amare zaferinin yaşandığı cephedir. Hicaz'da kimi göreceğiz? Fahrettin Paşa'yı göreceğiz. Çöl kaplanı olarak bilinir. İngilizlere karşı mücadele vermiştir. Araplar saf değiştirdiği için mücadele Osmanlıların mağlubiyeti konuşulmuştur. Cevabımız Kafkasya olacaktır. Kafkasya mağlubiyet içinde galibiyet olarak bilinir. Çünkü Osmanlı Kafkasya'da Elviye Selase dediğimiz Elviye Selase dediğimiz 3 ili geri alıyor. Kars, Ardahan ve Botumu. 8. sorumuz. Aşağıda verilen antlaşma devlet eşleşmelerinin doğru olabilmesi için hangi ikisini yer değiştirmesi gerekir? Size verdiğim antlaşmalar savaşı bitiren antlaşmalardır değerli arkadaşlar. Trianon Macaristan'la imzalandı. Sencermen Almanya burada yanlış bilgi var. Versay Avusturya burada da yanlış bilgi var. Nügi Bulgaristan doğrudur. Değerli arkadaşlarım Sencermen Avusturya ile imzalanırken Versay Almanlarla imzalanmıştır. 2 ile 3 yer değiştirecek. Cevabımız C şıkkı. ne demiştik? Ortak özellikleri neydi? Kısıtlama. Değerli arkadaşlarım. Kısıtlama ve yeniden toparlanmalarını engellemektir. Tamam mı? Hem her yönden kısıtıyorlar onları. Ve bu durum neye sebebiyet olacak? Ne se neye sebebiyet verecek? İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek. Dokuzuncu sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'na Osmanlı Devleti adına kim imzaladı? Sadullah Bey, Reşat Hikmet. Kiminle beraber gidiyorlar? Rauf Orbay'la. Mondros'un Limni Adası'nın Agamemnon Zırhlısı'nda imzalanıyor. Damat Ferit arkadaşlarım çok karıştırıyorlar. Mondros o mu imzaladı diye. Hayır. Damat Ferit ilerleyen zamanlarda İngiltere ile işbirliği yapacak olan kişidir. Milli mücadeleye karşıdır. İşleyeceğiz zaten milli mücadeleyi. Milli mücadeleye karşı. Tevfik Paşa biraz daha ılımlı yaklaşıyor. Londra konferansında sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye bıraktığını söylüyor. Londra'ya katıldığını bilin değerli arkadaşlarım. İstanbul hükümeti adına gidiyor. Ali Fethi Osmanlı'nın yakını e, Osmanlı'nın <laughs> Osmanlı değil de Mustafa Kemal'in yakın arkadaşıdır değerli arkadaşlarım. Minber gazetesini Mustafa Kemal ile beraber çıkarıyor. Kazım, Kazım Özelp'i ilerleyen zamanlarda çağdaş tarihte göreceksiniz zaten. Cevabımız Rauf olacaktır. Değerli arkadaşlarım dikkat edelim. Bazen arkadaşlarım damat Ferit'le karıştırıyor. 10. sorumuz. Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılara verilmesine büyük tepki gösteren devlet hangisidir? Şimdi gizli antlaşmalarda İzmir ve çevresi İtalyanlara verilmişti. Ancak Paris'te bu durum değişti ve itiraflar güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan'ı tercih edince İtalyanlar konferansı terk ediyorlar. Fransa Orta Doğu'ya yönelecek. Osmanlı Rusya Brest-Litovsk Brest -Litovsk. Brestli Dosk. Antlaşmasıyla savaştan çekiliyor. Çarlık Rusya yıkılıp yerine SSCB kuruluyor. Osmanlı savaştan yeni ayrılıyor. Toprakları yer yer işgal ediliyor. Değerli arkadaşlarım şöyle şöyle yapalım. ABD savaşa katılıyor. Paris Barış Konferansı'nın toplanmasına öncülük ediyor. Sonrasında Monroe dediğimiz yalnızlık politikasına geri dönüyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız İtalyanlar olacaktır. Bu durum 2. Dünya Savaşı'na sebebiyet verecek. Son soruyu size bıraktım. Yorumlarda sizleri görmek istiyorum. 1. Balkan Savaşı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat, Vahdettin, 5. Murat Abdülaziz. Bu savaş ordunun siyasete karıştığı savaştır. Değerli arkadaşlarım bu savaş Osmanlı'nın mağlup olduğu ve topraklarını kaybettiği savaştır. Beğeni, yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Ayşe kalın.